Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası yıllık enflasyon rakamını %18.4 olarak açıkladı değerli izleyicilerimiz. Peki yıllık enflasyonun %18.4 olacağını tahmin etmesi Merkez Bankası'nın ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor emekli vatandaşlarımız yani SSK'lı ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın 6 aylık enflasyon oranının %9.17 çıkacağını dolayısıyla SSK'lı ve Bağkur emekli vatandaşlarımızın maaş zam oranının Ocak ayındaki maaş zam oranının %9.17 olacağını Merkez Bankası'nın tahmininden öngörüyoruz. Daha önce bu rakam biliyorsunuz %5'li rakamlardaydı. Dolayısıyla ne oldu şimdi? %5'lik maaş zam oranı %9.17'ye revize edilmiş oldu. Memur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zam oranı nedir? Memur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zam oranı da %5 toplu sözleşmeden geliyordu onların zammı. Bir de %3'ü aşan kasa %3'ü aşan kısım kadar ...bir enflasyon farkı eklenecek. %9.17 çıkarsa son 6 aylık enflasyon... ...3'ü aşan kısım ne kadar olur? 6.17 olur. O zaman enflasyon farkı 6.17... ...5 de toplu sözleşmeden geliyor. 5 ile 6.17'yi toplarsak ne yapar? Memur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zammı... ...dikkat %11.17 olurken... SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zam oranı %9.17 olacak. Gördüğümüz gibi burada da maalesef bir farklılık var. Yani SSK'lı ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız %9.17 zam alırken memur ve memur emeklisi vatandaşlarımız ise %11.17 zam alacaklar. Şimdi ben SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın e, maaş zamlarını ve zamlı maaşlarını tek tek hesapladım. Bunları sizlere tek tek söyleyeceğim. Merkez Bankası'nın yıllık 18.4'lük enflasyon tahminine göre son 6 aylık enflasyon %9.17 çıkması öngörülüyor. Bu ne demek? Bu SSK'lı ve bağ kurulu vatandaşlarımız Ocak ayında öngörülen rakama göre %9.17 zam alacak demektir. Neye göre? Merkez Bankası'nın tahminine göre. Şimdi %9.17'lik zamma göre SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız ne kadar zamlı maaş alacaklar tek tek açıklıyorum değerli izleyicilerimiz. 1500 lira alan SSK'lı ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 1637 lira alacak Ocak ayında. 1600 lira alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 1746 lira alacak. 1700 alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 1855 lira alacak. 1800 lira alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 1965 lira alacak. 1900 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2074 lira alacak. 2000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2183 lira alacak. 2100 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2200 2292 lira alacak değerli izleyicilerimiz. Evet 2200 alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2401 lira alacak. 2300 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2510 lira alacak. 2400 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2620 lira alacak. 2500 lira alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2729 lira alacak. 2600 lira alan SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2838 lira alacak. 2700 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 2947 lira alacak. 2800 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3056 lira alacak. 2900 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3165 lira alacak. 3000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3275 lira alacak. 3300 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3384 lira alacak. 3200 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3493 lira alacak. 3300 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3602 lira alacak. 3400 alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3.711 lira alacak. 3.500 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3.820 lira alacak. 3.600 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 3.930 lira alacak. 3.700 lira alan SSK emeklisi bir vatandaşımız 4.039 lira alacak. 3800 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4148 lira alacak. 3900 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4257 lira alacak. 4000 alan bir SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4366 lira alacak. 4100 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 44275 lira alacak. 4200 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4585 lira alacak. 4300 alan SSK'lı ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4694 lira alacak. 4400 olan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4803 lira alacak. 4500 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 4912 lira alacak. 4600 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 5021 lira alacak. 4700 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 5130 lira alacak. 4800 alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 5240 lira alacak. 4900 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız değerli izleyicilerimiz 5349 lira alacak. 5000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız 5458 lira alacak. Değerli izleyicilerimiz tabii ki bu Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahminine göredir. Yani %100 kesin olmamakla birlikte Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin çıkma ihtimali yüksek biliyorsunuz. O nedenle büyük bir ihtimalle bu zamlar olacak gibi görünüyor. Yıllık enflasyonu ne demişti Merkez Bankası? %18.4 dedi. 6 aylık enflasyon ne oluyor? 2. 6 aylık enflasyon %9.17 oluyor. O zaman SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımızın ee, Ocak ayındaki alacağı maaş zammı ne oluyor? 9.17 oluyor. Peki memur emeklisi vatandaşlarımızın ve memur vatandaşlarımızın maaş zammı ne oluyor? %5 toplu sözleşmeden geliyor onlara. 6.17'de %3'ü aşan bölüm enflasyon farkı oluyor. Yani 9.17'nin... ...den 3 çıkarıyorsunuz, 6.17 kalıyor. Yani o enflasyon farkı oluyor onlar için. 5 de toplu sözleşmeden var. 5 artı 6.17 ne yapar? 11.17. Sonuç olarak memur emeklisi ve memur vatandaşlarımızın maaş zammı... ...yüzde 11.17 olurken... ...SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaş zammı... ...yüzde 9.17 oluyor. Yani 2 puan... SSK ve Bağkur Emeklisi vatandaşlarımızın maaşlamı şu anda daha düşük olacakmış gibi görünüyor. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bu önemli yayını lütfen arkadaşlarınızla, emekli arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da kendi maaşlarının ne olacağını son gelişmeler ışığında öğrensinler. Ata Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli vatandaşlarımız. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalınız. kalın. Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren, müjdeli, çok önemli bir gelişme yaşandı. Bu konuda sizlere bilgi vereceğiz değerli izleyicilerimiz. Önümüzdeki yıl için yapılacak sosyal çalışmalardan birisi de emeklilerin maaşlarıyla ilgili değerli izleyicilerimiz. Bu çalışmalar neticesinde emekliler için seyyanen zam gündeme geliyor değerli izleyicilerimiz. Bu alanda iki konu üzerinde duruluyor. Öncelikli olarak aylıklarına rutinin dışında bir zam yapılması gündemde. Böylece geniş bir kitlenin alım gücü ile ilgili ciddi bir rahatlama sağlanmış olacak. Tartışılan bir başka düzenleme ise 2000 liranın altında emekli maaşı alanlara Seyyanen zam yapılarak bunların yukarı çekilmesi. Eğer bu konuda karar verilirse 2000 liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Biliyorsunuz daha önce e, 1500 lira yapılmıştı emekli maaşı değerli izleyicilerimiz. E, ve şimdi bunun 2000'e çekilmesi söz konusu. Çünkü yüzdelik zamlar emekli vatandaşlarımızın maaşlarını yeterli ölçüde arttırmıyor. Enflasyonun altında kalıyor. Bu da ciddi bir geçim sıkıntısı ve maaşlarının erimesine neden oluyor. Ee, ancak bu şekilde seyyanen bir zam ile e, değerli vatandaşlarımız, emekli vatandaşlarımızın maaşları bir nebze olsun yükseltilebilir. Şu anda da en düşük maaşın 2000 lira yapılması gündemde. Gelişmeler sizler için takip edip ilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu nedenle kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini de arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız ki onlar da bu konuda bilgilensinler. Evet yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Emekli vatandaşlarımızın maaş zamlarının belirlenmesi için sadece 3 veri kaldı değerli izleyicilerimiz emeklerin alacakları zam oranı için Merkez Bankası Başkanı'nın açıkladığı yeni enflasyon tahmini ölçü oluyor. %18.4'lük yıl sonu enflasyon tahmini dikkate alındığında emekliler için 6 aylık zam oranı dikkat %9.17 oluyor. %9.17 tabi hangi emekliler için? Tüm emekliler için değil. SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımız son 6 aylık enflasyon oranında zam aldıkları için onlara sadece enflasyon kadar zam veriliyor. O da şu anda Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre enflasyon tahminine göre son 6 aylık enflasyonun %9.17 olması öngörülüyor. Dolayısıyla bu ne demek? SSK'lı ve Bağkurlu emekli vatandaşlarımız Ocak ayında bu öngörüye göre altını çiziyoruz. Bu öngörü bu öngörüye göre 9.17 zam alacaklar. SSK ve Bağkur emekleri bu oranda zam alırken memur ve memur emekleri için de %6.17'lik enflasyon farkı oluşuyor. Buna göre memur ve memur emeklerinin zam oranı %5'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte ikisini birlikte topladığımızda 5 artı 6.17'likte %3'ü geçen kısım kadar fark yansıtılıyor. Yani 5 artı 6.17 o da eşittir. Memur ve memur emeklisi %11.17. SSK ve Bağkur emeklisi %9.17. Yani 2 puan daha altında Ocak ayında zam alacağı öngörülüyor. Neye göre? Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu değerli izleyicilerimiz 6 aylık enflasyon Rakamlarına göre tahmini. Peki, bu gelişmeleri e, sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz. Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız, yani toplumda EYT'li olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik müjdeli bir haber geldi. Şimdi bu haberi sizlerle paylaşıyoruz. Çok değerli izleyicilerimiz. Emeklilikte yaşa takılanlar için 5 formül gündemde değerli izleyicilerimiz. 1. Kısmi emeklilik. 3600 günü olan kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir. Bu birinci madde. 2. Sigortaya bakılması. Yaşa değil sadece sigorta primine bakılarak karar verilmesi. 3. Kademeli emeklilik. Emeklilik için yaşı gelene kadar her yıl %2 kesintili emeklilik maaşı bağlanması. 4. Prim tamamlama. EYT'lilere de prim tamamlama uygulamasının gelmesi. 5. Finlandiya modeli emekliliğe kadar maaş kesintisi olacak. Emeklilik şartları tamamlandığında her şey normale dönecek. Değerli izleyicilerimiz bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaştık. Ee, gelişmeleri sizler için takip etmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açın ki gelişmeler olduğunda anında cep telefonunuza bildirim olarak gelsin. E ee, yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Merhabalar değerli izleyicilerimiz, vatandaşlarımızı ilgilendiren çok önemli bir haber için karşınızdayız. Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için desteklerin düzenli bir şekilde sürdüğünü bildirerek özellikle kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklere ayrı özen gösterdiklerini kaydetti. 1.6 milyar TL değerinde yakacak yardımı. Bakan Yanık, yakacak yardımı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumundan kömür tahsis ederek dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti. Önümüzdeki kış, e, önümüzdeki kış mevsiminde yakacak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bakan Yanık Toplam değeri 1.6 milyar TL'ye ulaşan kömür dağıtacaklarını bildirdi. Kış ayları boyunca yapılacak yakacak dağıtım işlemlerinin maliyetinin 40 milyon TL olduğunu kaydeden Bakan Yanık, tüm Türkiye'de bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerimize bu dağıtımı gerçekleştireceğiz dedi. Elektrik tüketim desteği 6 milyar TL'ye ulaştı. Elektrik tüketim desteğinde ise 2019'dan bugüne kadar yapılan yardımların 6 milyar TL'ye ulaştığına dikkat çeken Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarına destek oluyoruz. Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda bu kapsamda yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği vereceğiz dedi. Kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin süreceğinin altını çizen Bakan Yanık, önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar TL destek vereceğiz açıklamasında bulundu. Yakacak ve elektrik yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine ise şu bilgileri verdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecekler. Diğer yandan elektrik tüketim desteğini ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize hali hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak dedi değerli izleyicilerimiz. Bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmış olduk. Böyle önemli bilgilere ulaşmadığına kanalımıza abone olur. Bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Güzel bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son günlerde maalesef dünya genelinde gübre ve gübre ham madde fiyatları artışa geçti. Bu yıl hasat edilen buğday, arpa, yulaf, çavdar için gübre desteklerini %25 artırarak ödeyeceğiz. 2022 üretim yılı için de hububat dahil tüm ürünlerde gübre desteklerini %100 artırarak ödeyeceğiz. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretim için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira olarak ödeyeceğiz. Diğer ürünlerde ise gübre desteklerini 2021 yılı üretim yılı için dekara 8 lira, 2022 üretim yılı için dekara 16 lira olarak ödeyeceğiz ifadelerini kullandığı ilgili çiftçi vatandaşlarımıza bu gelişmeyi duyuruyoruz. Böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olur, bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalınız.